biliyor musunuz oğlum? Birazdan. Cihangir gitmeden önce seninle biraz konuşmak istiyorum. Tamam, konuşalım. Yok yok, burada konuşabiliriz çünkü artık herkes her şeyi biliyor. Hümeyra Hanım, sizin yanınızda konuşuyorum. Çünkü sizin de benimle aynı fikirde olduğunuzu biliyorum. Cihangir, yaptıklarım evet, bu dünyada yanlışlarım olmuştur. İnkar edemem. Pişmanlıkları da belirli bir yaşa gelinceye kadar hissetmiyor. Ama artık hissediyorum. Ama sen asla benim yanlışlarımdan ya da hatalarımdan biri değilsin. Cihangir. Sen benim oğlumsun. Ha, o onun oğluymuş, bu bunun babasıymış. Buna beni hiç ilgilendirmiyor. Hiç ben böyle şeylerden anlamam. Ben böyle şeyleri hiç bilmem. Kim gözünün içine böyle ilk baktıysa, ilk adımını attığında güldüyse, hastalandığında yanın başında durup beklediyse, seninle ağlayıp seninle güldüyse, annesi odur, babası odur. Ha, sen böyle düşünmeyebilirsin, böyle davranmayabilirsin, buna inanmayabilirsin. Nasıl düşünüyorsan, ne yapıyorsan, düşüncelerinde tamamen özgürsün ama sana, bak sana, oğlum demekten, Cihangir'im demekten beni mahrum bırakamazsın. Çünkü ben senin baban, Gülay'da anne. Değil mi? Kusura bakma. Sana tek bir soru soracağım. Eğer cevap vermezsen sonra senin için çok kötü olacak. Terzi'nin babası kim?
Müjde, ne oldu? Neyin var? Ya Cengir, ben biraz gerildim. Ya hoşuma gitmedi. Başka bir yol bulmak isterdim. Ya senin böyle gidişin pek hoşuma gitmedi. Bak, böyle en iyisi olacak. Merak etme, tamam mı? Cengir, ben bilmiyordum. Yani babamla ilgili olan o şeyi gerçekten bilmiyordum. Müjde. Bak, o konu başka. Biz başkayız. O başka bir dünya, başka bir geçmiş. Biz başkayız. Bence biz iyiyiz. Değil miyiz? Ne var? Şu iş bitsin. Yemeğe çıkarız artık. Bizim eski evin çatısında mı? Mesajı aldım. Ben ayarlarım bir şeyler. Hayır demek yok ona. Müjde! İskender abi. Müjde! Efendim? Gel! Gidelim çocuğum.